son günlerde herkes beyin dokusunun büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen yine de normal bir hayat sürebilen kişiyi konuşuyor. Peki sosyal medya platformunda izlenme rekoru kıran bu videoda izlediklerimiz gerçek mi? Beyin hasarı alan bir kişinin günlük yaşamına devam etmesi mümkün mü? Hazırsanız başlayalım. İnsan beyni muhteşem bir mucize olarak doğamızın en büyüleyici ve karmaşık yapılarından biridir. Sadece 1300 ile 1400 gram ağırlığında olmasına rağmen hareketten düşünceye, konuşmadan duygulara kadar pek çok önemli fonksiyonun merkezi konumundadır. Beyin, binlerce nöron adı verilen sinir hücrelerinden oluşur ve bu hücreler arasındaki karmaşık etkileşim yaşamamızın her yönünü belirler. Gözlerimiz, kulaklarımız ve vücudumuzun dört bir yanından sürekli olarak beyne milyonlarca sinyal ve ileti akıtılıyor. Bu akış, bir saniyede gerçekleşen devasa bir veri trafiğine dönüşüyor. Ancak insan beyni bu muazzam miktardaki bilgiyi anında işleyerek, önceki deneyimlerle karşılaştırarak ve yeni bağlantılar kurar, bize en uygun cevapları üretiyor. Bu süreç bizim için sadece bir bakış, işitme ya da hareket olarak algılanabilir. Ancak gerçekte bu beyin tarafından hızlıca gerçekleştiren karmaşık bir işlemdir. Her bir sinyal nöronlar arasında hızla iletilir ve beyin bu bilgiyi değerlendirirken aynı zamanda mevcut bilgiyle uyumlu bir şekilde entegre etmeye çalışır. İnsanlığın var olduğu andan bugüne denk bilimin ışığında insana dair pek çok soru işareti giderilmiş, merak edilenlerin üstündeki sır perdelerini aralamış olsa da beyin hakkında halen de açıklanamayan yüzlerce şey bulunuyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de beyninin yarısı alınan insanlar. Beyinde oluşan küçük hasarlar ve farklılıklar bile insan hayatını ciddi bir şekilde etkilerken yarısının çıkarılmış olması kulağa son derece ürpertici geliyor. Ceviz içini andıran görüntüsüyle beynimizin iki parçadan meydana geldiğini biliyoruz. Peki ya yarısı, yani bir parçası hayata tutunabilmek için yeterli mi? Beyni olmayan adam olarak anılan bir video sayesinde beynin gizemli tarafları tekrar gündeme geldi. Videoyu izleyen herkes, beyin dokusunun büyük bir kısmını kaybeden kişinin tıpkı eskisi gibi normal bir hayat sürdürmesine inanmakta güçlük çekiyor. Çocukluğundan beri epilepsiyle savaşmış ve ilaçlarla tedavide başarılı olamamış 4'ü erkek, 2'si kadın olmak üzere 6 hasta bu bilimsel araştırma için mercek altına alındı. Ameliyatla beyinlerinin yarısı çıkarılan hastaların yoğun epilepsi nöbetlerinden kurtulması hedefleniyordu. Epilepsiyi duymuş veya yakınlarınızdan bu hastalığın baş etmesi zor bir hastalık olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Beyindeki yoğun trafikten sorumlu nöronlarda kontrolsüz boşalmaların yaşadığı epilepsi sık rastlanan nörolojik hastalıklardan biridir. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilcan Kotan,
beyin üzerindeki üst kontrol merkezi olarak görev yapan beyin yapısının önemine dikkat çekiyor. İnsan beyni, sağ ve sol yarım küreler arasında köprü görevi gören corpus callosum adı verilen bir yapıya sahiptir. Bu yapı, milyonlarca sinir lifini içinde barındırır ve sinir sisteminin işleyişini kontrol ederken sinir dokusunu, rezervini de dengeleme yeteneğine sahiptir. Son yıllarda nörolojik rehabilitasyon üzerinde önemli durulan bir kavram olan nötrolan plastiste, yani sinir hücrelerinin esnekliği ve değişkenliği bu yapı sayesinde mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle corpus callosum'un işlevi sinir sisteminin sağlıklı işleyişi ve rehabilitasyon süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Beynin sağ tarafında doku hasarı olan kişinin doğal olarak sol tarafını çok iyi kullanamadığını söyleyen Profesör Doktor Aynur Özge, bu noktada hasarın ne zaman geliştiğini ve nasıl olduğunu bilmek önem taşıyor. 21 yaşına kadar beyinde oluşma süreci var. Bu sürecin içinde, yani ergenlik öncesi veya ergenlik gibi dönemlerde beyin dokusunda hasar olursa, beyninin diğer bölgelerindeki bağlantılar o hasarlanan bölgenin görevini üstlenip bu noktada yeteneklerini artırabiliyor, dedi. ABD'li ve Britanyalı bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip ise yaygın kanının aksine görme kaybı, amputasyon ya da fel sonrasında beynin kendini yeniden yapılandırma yeteneğine sahip olmadığını öne sürdü. Birleşik Krallık'ta Cambridge Üniversitesi'ndeki nörolog profesör Tamar Magin ve John Krakure konuyla ilgili araştırmaları 21 Kasım'da Hakemli Bilimsel Dergisi'nde yayınlandı. Çalışmaya göre bilim insanları, beynin herhangi bir yaralanma ya da tıbbi duruma reaksiyon olarak kendini yeniden yapılandıracağına dair genel kabulün temelinden kusurlu olduğunu savundu. Üstelik hatırlama, bilgiyi anlama ve mantık kurma gibi bilişsel yetenekleri de ciddi ölçüde destekliyor. Vücut fonksiyonlarında sağlıklı bir insana göre gerileme ve problemler görülse de insan yarım beyinle de yaşamaya devam edebilir. Bu tür çalışmalarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.